Mutfağından yeniden merhaba. Bu bölümde kekevi.com'dan baş döndüren bir kurabiye tarifiyle karşınızdayım. Çırpma metodu ile yaptığım bir kurabiye olduğu için her zaman olduğu gibi oda ısısındaki tereyağı ve şekeri çırparak işe başlayacağım. Ağızda daha fazla dağılması için şeker olarak pudra şekeri kullanıyorum. Yağ ve şeker çırpılırken başka bir kasede un, vanilya ve kabartıcıları birlikte eliyorum. Böylelikle malzemeler hem karışmış hem de havalanmış olacaklar. Kabarmış olan tereyağı şeker karışımına önce sıvı yağ, sonra da yumurtayı çırparken ekleyip karışıma yediriyorum. En son elenmiş unu da ekleyip yoğurarak hamuru oluşturuyorum. Burada dikkat etmeniz gereken unun hepsini birden eklememeniz. Çünkü bu hamuru ikiye ayırıp daha cıvık haldeyken ikiye ayırıp yarısına kakao ekleyeceğiz ve daha rahat karışacak kakao cıvık olduğu için hamur. Gördüğünüz gibi hamur henüz tam sert değilken yarısını ayırıyorum. Ve geri kalan parçaya kakaoyu eleyerek ekleyip tekrar yoğuruyorum. Elimize yapışmayan, şeklini koruyan bir hamur olmasını istiyoruz. Bu aşamadan sonra kakaoyu karıştırdıktan sonra gerekirse biraz daha un ekleyebilirsiniz. Kalan sade hamura da biraz daha un ekleyip kıvamını ayarladıktan sonra hamurlarım hazır hale geliyor. Şimdi hamurları bir kaseye alıp üzerine streç film veya benim gibi bir kapak kapatıp buzdolabında yarım saat kadar bekleteceğim. Bu arada bunun gibi yüzü aşkın tarifin yer aldığı ve her hafta en az 2 tane yeni tarif eklediğim kanalıma hala üye değilseniz şimdi tam zamanı. Buzdolabının içinden ayrılmadan önce sarı kağıda tıklayarak kanalıma üye olabilirsiniz. Hamurlarım buzdolabında dinlenip soğuduğu için artık daha rahat bir şekilde açabileceğim. Hangi renkten başladığınız önemli değil. Hafif unlu bir tezgahta önce kakaoluyu aldım ve merdane yardımıyla çok fazla ellemeden dikdörtgen bir şekilde açıyorum. Bir spatula yardımıyla tezgaha yapışmadığına emin olmak için kontrol ediyorum. Bu şekilde hamuru yan tarafta açmış olduğum streç filmin üzerine aktarıyorum. Hızlıca bir hareketle. Şimdi aynı işlemi açık renkli hamura da uygulayacağım. Bu hamuru da aynı ebatta açıp kakaolunun üzerine koyduktan sonra üzerinde biraz daha merdane ile açıp hamuru büyütebilirsiniz. Hamuru bu haldeyken ne kadar çok açarsanız helezonunuz, yapmış olacağınız şekil daha ince olacaktır. Daha fazla rulo halde gelecektir. Ben birazcık daha açma imkanım olduğu halde daha az bıraktım. Şimdi hamuru altına koyduğum streç film de yardımıyla düzgün bir şekilde uzun tarafından sıkıca rulo yapıyorum. Tarifin ayrıntılarına videonun sonunda tıklayarak, eğer ekranda tıklayamıyorsanız videonun bilgi kısmındaki bölümden linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu şekilde hamuru rulo sardıktan sonra eğer isterseniz daha fazla dilim çıkması için biraz daha uzatabilirsiniz. Ben kenarları açıkta kaldığı için bir parça streç filmle de uçlarını kapatıyorum. Ve derin dondurucuda düzgün bir şekilde durması için soğurken altına bir tepsi koyuyorum. Ve yarım saat kadar bu şekilde buzlukta bekletiyorum bu sefer. Çünkü dilimleyeceğiz şimdi. Köşe dilimlerin görüntüsü çok düzgün olmayabilir. Önemli değil. Fırından çıkar çıkmaz ağzınıza atabilirsiniz onları. Gördüğünüz gibi kurabiye hamurlarını keskin bir bıçakla dilimlere kesip tepsiye aktaracağım. Eğer yapışmaz yüzeyli bir tepsi kullanmıyorsanız tepsinizi hafif yağlamakta fayda var. İki tepsi kadar çıkan bu bereketli kurabiyelerimi 180 dereceye ısıtmış olduğum fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar pişireceğim. Ve hatta pişirmişim bile. Ne kadar güzel görünüyorlar değil mi?
yassı ve ince oldukları için daha fazla tepsinin ısısıyla pişmeye devam etmemeleri için tel ızgaraya aktarıyorum bütün kurabiyeleri. Ve hemen dayanamayıp yediğim bu nefis kurabiyenin son parçasında bir çırpıda yiyiveriyorum. Hem görüntüsü hem lezzetiyle küçüklerin ve büyüklerin favorisi olabilecek bu kurabiyeyi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.